Şimdi dostlar, geometrik yorumun konu testindeyiz. Birinci sorumuzda bakalım ne diyor. Fonksiyonun grafiği üzerindeki x eşittir 1 apsisli noktasından çizilen teğetin eğimi. Hemen ne yapıyorum? Bir kere türevini alıyorum ve x yerine 1 yazdığımda eğim çıkıyordu dostlar. Türev alıyorum, 3x kare eksi 2x artı 3. Ve x yerine de 1 yazdığımda işte bu bana teğetin eğimini verecek. 1 yazalım, 3. Eksi 2 artı 3, 6'dan 2 çıktı, 4 geldi sorumun cevabı. Teğetin eğimi bu sefer 3 verilmiş. Şimdi ben bir kere türev alıyorum hemen. 3x kare eksi 2 artı 2m x eksi 2 ve x yerine eksi 1 yazdığımda teğetin eğimini verecek. Eksi 1 yazıyorum, karesi 3 oldu. Eksi 1 yazıyorum, eksi 2m eksi 2. İşte bu bana teğetin eğimini, yani 3'ü verecek. Şu 3'leri götürelim. Eksi 2 eşittir 2m. 2'ye böldüğümde de eksi 1 geldi. Hangi noktadan çizilen teğet doğrusuna paraleldir diyor dostlarım. Şimdi öyle bir nokta var ki A'ya B noktası diyelim. Buradan çizdiğiniz teğetin eğimi F'in türevinde A olacak ki bu da neye eşitmiş dostum? Şu doğruya paralel olduğu için bunun eğimi 1. O yüzden teğetin eğimi 1'e eşit olacakmış diyor. Hemen türevini aldım. 2x yaptı türevini alınca. Eksi 3 yaptı. X yerine de A yazıyorum. 2A eksi 3 1'e eşitmiş. A eşittir buradan 2 geldi dostum. Peki. Şimdi A'yı 2 buldum. Bana bir de B'yi soruyor. A 2 ise şunların 3'ü iptal bir kere. Bize B'yi soruyor arkadaşlarım. B'yi de nasıl bulacağız? Getirip bu noktayı ya bu doğrunun üstünde ya da bu eğrinin üstünde yerine yazacağız. Ha, gerçi bu doğruya paralel. Bu doğruyla işimiz kalmadı daha. Şurada yerine yazacağız. X yerine 2 yazacağız. Y yerine B. 4 olur. Eksi 6 artı 1. Eksi 2. Bir daha eksi 1. 2'ye eksi 1'miş. Edirne şıkkımız doğru cevapmış. 4 numaraya geldik. Fonksiyonunun x eşittir 2 apsisli noktasındaki teğeti x eksenine pozitif yönde 135 derece yapıyor. Demek ki teğetin eğimi tanjant 135. O da eksi 1 kardeşim. Demek ki teğetinin eğimi eksi 1. Hemen getirip türevini alıp ne oluyor türevini alınca? 3ax kare eksi 2. X yerine de 2 yazdığınızda 4, 12a eksi 2. Bu size teğetin eğimini verecek. Yani eksi 1'i verecek. Buradan da işlemi yaptığımda a'yı 1 bölü 12 buldum. 5 numaraya geldim. Eğrisine üzerindeki mn noktasından çizilen teğet doğrusuna dik olduğuna göre. Şimdi önce bu doğruyu bir daha yazayım ben dostum. Şöyle olur. 3y eşittir x eksi 5'tir. Hatta y eşittir 1 bölü 3x eksi 5 bölü 3 diye yazılır. Demek ki bu doğrunun eğimi ne çıktı? Bu doğrunun eğimi x'in katsayısı 1 bölü 3. Benim aradığım teğet doğrusu, buna dik olduğu için eğimleri çarpımı eksi 1 olacak demiştik köşe taşında. Demek ki benim teğetimin eğimi de eksi 3 olmalı ki çarpıldığında eğimlerin çarpımı eksi 1 olsun. Şimdi bize de diyor ki MN noktasından çizilen teğet eğimi eksi 3. O zaman bir kere türev alalım hemen. 2x eksi 5 diyelim. Burada x gördüğümüz yere m yazarsak 2m eksi 5 eşittir eksi 3 olur. 2m eşittir 2, m eşittir 1 geldi dostum. M'i bulduk. M 1. Şimdi bu nokta eğrinin üstünde olduğu için fx yerine n, x yerine de 1 yazıyorum dostum. 1 eksi 5 oluyor. N eşittir eksi 4 geldi. M ile N'i bulduk. Toplamlarını soruyor. Eksi 3 çıktı. 5. sorumuzun cevabı Denizli geldi. Geldik 6 numaraya. F'in türevinde 1. Neye eşitti F'in türevinde 1? Teğetinin eğimine eşitti değil mi dostum? Tam bu 1 noktasından geçen teğeti işte burada. Bu teğetin eğimini ben nasıl buluyordum? X ekseniyle sağ tarafta, yani pozitif yönde yaptığı açının tanjantı bana eğimi verecekti. Peki 3 bölü 4 beta'nın tanjantı değil mi dostum? Bak 3'e 4 beta'nın tanjantı. Alfa'nın tanjantı ne oluyordu? Eksilisi. Geldik 7 numaraya. Noktasından çizilen teğeti x eksenine paralel. X eksenine paralelse teğetin eğimine 0 demiştik dostum.
O halde hemen bir kere türevini alalım. 2x eksi m yapar. X gördüğüm yere verilen noktanın apsisini yazıyorum. 2 çarpı eksi 3 bölü 2 eksi m. İşte bu da teğetin eğimine eşit 0'ı. 2'ler gitti. Eksi 3. M'i de buraya atalım. M eşittir. Eksi 3 geldi Gobeller. 8. sorudayız. Bakalım bu ne diyor? Fonksiyonunun eğrisine üzerindeki 1'e 5 noktasından çizilen teğet eksi 1'e 1 noktasından geçmektedir. Buna göre f'in türevinde 1 kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi bunu bir grafik çizmeye çalışayım ben dostlar. Şöyle bir eğrisine 1'e 5 noktasından çizilecek. 1'e 5 noktası şurası olsun. Bu noktadan çizilen teğet eksi 1'e 1 noktasından geçiyormuş. Eksi 1'e 1 noktasından da geçen, bu noktadan da çizilen teğet doğrusu şöyle bir şeymiş. Eğri de şöyle olsun işte. Böyle bir şey kabaca bilmiyoruz. Fx fonksiyonu bu. Peki, şimdi 1 noktasından çizildi değil mi? O halde f'in türevinde 1 demek aslında bu doğrunun eğimi demek değil miydi arkadaşlarım? Yani şuradaki açısının x ekseninde pozitif yönde yaptığı açısının tanjantı demektir. Ha, burası da alfa ise şurası da alfadır yöndeş açılarda. Hemen bulalım alfayı şu dik üçgen içinden. Burası 5, burası 1, şurası 1, 1 yani şurası 2 geldi. Bakın şu karşısı 6, komşusu 2 geldi. 6 bölü 2'den 3 çıkması lazım sorumuzun cevabı. Ama şıklara baktım arkadaşlarım. Şıklar Ceyhan diyor. Biz bir yerde hata mı yaptık diye bir daha bakalım şöyle. 1'e 5 noktasından çizilen teğet, eksi 1'e 1 noktasından geçiyor. Eksi 1'e 1'miş arkadaşlarım. Yine yanlış yaptık ya. Hiç dikkatsiz yapıyoruz vallahi soruları. Acele ediyoruz ya. Niye böyle yapıyorsam ben de tabakhaneye bok yetiştireceğim sanki. Neyse. Şurası 1'e 5. Bu noktadan şöyle bir eğrimiz var. Bu eğriden çizilen teğet eksi 1'e 1 noktasından da geçiyormuş. Şöyle bir noktadan da geçiyormuş. Bize de bu eğrinin 1 noktasındaki türev değerini soruyor. Yani aslında bu doğrunun 1 noktasından çizilen bu doğrunun eğimini soruyor. Yani şuradaki açının tanjantını bulacağım ben. Şurası 5 dostum. 5 birim uzunluğunda. Şurası 1. Şurası da 1. Şöyle gösterelim. Şurası da 1. Şurayı bilmiyoruz. X diyelim buraya da. Şuradaki 1, şurası 5. Benzerlik yapacağım şimdi dostum. 1 bölü 5. Ya da hiç benzerliğe de gerek yok. Şuradaki açının aynı açı zaten. Şu açının tanjantı da yine bize aynı şeyi verecek. Şurası 2, burası 1, buraya 4 kaldı. Burası da 2. 4 bölü 2'ymiş eğimi. 2'ymiş sorumuzun doğru cevabı. Hata biz de düzelttik hemen dostlar. Ve geldik 9 numaralı soruya. Evet. Bakalım ne diyor 9 numaramız. Şekildeki D doğrusu fx fonksiyonuna x eşittir 2 noktasında teğettir. Şimdi bu doğrunun eğimi karşı bölü komşudan 2 bölü 2'den 1. Demek ki teğetinin eğimi 1. Yani x eşittir 2 noktasından çizilen türevin x eşittir 2'deki türevin değeri 1'miş arkadaşlarım. Bunu söyledi bize. Bir de şöyle bir şey vermiş. H fonksiyon için H'ın türevinde 2 nedir diye soruyor. Gelin H'ın türevini bir alalım hemen. Burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Bir de eksi 3x'in türevi de 3. Hemen getirin x yerine 2 yazın diyor. H'ın türevinde 2'yi bulun diyor. Yazalım. 4 olur burası. F'de 2 olur. F'in türevinde 2 olur. Çarpı 4 eksi 3 geldi kardeşim. Şimdi F'de 2'yi bulacağız biz bir kere. Şuradaki F'de 2'nin karşılığı şuradaki şey olacak. Nokta olacak. Bunun için de şu doğruda da x yerine 2 yazdığımda y kaç çıkıyor diye sorabilirim kardeşim. Ama şuralar zaten 45-45 derece geldi kardeş. 45-45. Şurası 2 ise burası da 2, burası da 2 olacak. Bakın 4'e denk geldi değil mi? Şurası 4 birim. Demek ki f'de 2'nin karşılığı da 4. O zaman şurası 16 yaptı. F'in türevinde 2, teğetin eğimine eşitti 1. Şurası 1. 1 kere 4, 4. 4'ten de 3 çıktı 1. 16, 1 daha. 17 geldi. 9. sorumuzun cevabı. Ve 10 numaradayız arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor?
Eğrisine noktasından çizilen teğetin y eksenini kestiği nokta. Şimdi ilk önce eksi 1'e kaç noktasıdır bu, onu bulmaya çalışalım. Hemen eksi 1'i şurada yerine yazalım. Eksi 1, eksi de burada var 1. Eksi 2, eksi 1. Birler gitti, eksi 2'ymiş. Eksi 1'e 2 noktasından çizilen teğet. Şimdi eğimini nasıl buluyordum arkadaşlarım? 1 kere türev alıyorum. Eksi 3x kare artı 2'dir türevi. Getirip noktanın apsisini yerine yazıyorum. Eksi 1 yazarsam 1, eksi 3, 2 daha, eksi 1. Bu da teğetinin eğimiydi, eksi 1. Şimdi bu doğrunun denklemini yazalım. Y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1. Düzenleyelim. Y eşittir eksi x eksi 1. Bir de eksi 2 bu taraftan geliyor. Y eşittir eksi x eksi 3. Y eksenini kestiği noktayı bulmanın yolu nedir dostlar, bir eğri, bir doğrunun? X'e 0 verirsin. 0 verirsem y'yi eksi 3'te kesiyormuş. Bursa geldi cevabımız. Ve geldim 11 numaraya. Bakalım bu ne diyor. Fok, bileşke fonksiyonun teğeti x eksenine paralel olduğuna göre diyor. X eksenine paralel demek teğeti 0 demekti dostlarım. Teğetinin eğimi 0 demekti. Teğetinin eğimini nasıl buluyorduk biz? Bu Fok'un sorduğu için Fok'un bir kere türevini alacağım. Şöyle f bileşke g ne demekti? F'in içine g'yi yaz. Şimdi bunun bir kere türevini alalım. Türevinde de x gördüğümüz yere k yazınca 0'a eşit olacakmış. Hadi türevini alıyorum. Şimdi en dıştan başladım. F'in türevi içine aynen yazdım. Çarpı içine girdik. G'nin türevi çarpı içine aynen yazdım. Bir daha içine gireceğim ama x var burada. X'in türevi 1 olduğu için yazmıyorum. Şimdi x yerine k yazdığımızda burada 0'a eşit olacakmış. Hadi k yazalım x yerine, şöyle olur. F'in türevinde g'de k çarpı g'nin türevinde k eşittir 0'mış dostum. Şimdi burayı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Buradan bir türevini alacağız. Sonrası kendiliğinden gelişecek kardeşim. Hadi bakalım, şimdi g'de k'yı bulacağız. X gördüğümüz yere k yazıyoruz. Ne olur g'de k? Şuraya yazayım. G'de k 2k artı 3 olur. Bu 1. G'nin türevinde k lazım. G'nin türevi 2'dir. G'nin türevinde k'yı bırak. Ne yazarsan yaz hep 2 gelecek diyor. O yüzden burası 2 çıktı. Şimdi 2 ile bir şeyin çarpımı 0. E demek ki şurası komple 0 olacak. Bunu biliyoruz arkadaşlarım. Şimdi f'in türevinin içine şunu yazacağım. G'de k'yı. Önce bir f'in türevini alalım şurada. 2x eksi 4'tür. Getirip x gördüğüm yere 2k artı 3 yazıyorum burada hemen. Şurada düzenleyeyim mi onu arkadaşlarım? 2 çarpı x gördüğüm yere 2k artı 3 yazıyorum. Bir de artı 3'ü kendiliğinden var şurada. Eksi 4'ü var pardon. Eksi 4. İşte bu da 0'a eşitmiş dostlarım. Hemen şurası 4k artı 6 eksi 4 eşittir 0. 2 yapar şurası. Bu tarafa attım. Eksi 2 oldu. 4k eşittir eksi 2. K eşittir eksi 1 bölü 2 çıktı. Yerimiz biraz dar olduğu için böyle yapabildim arkadaşlarım. Cevap Denizli. Evet, 12'deyiz. Diyor ki eğrisine eksi 1'e 2 noktasından çizilen teğet doğrusu x eksenini hangi noktada keser? Hadi gelin şimdi ilk önce x yerine eksi 1 yazalım. Şu a'yı bir bulalım. Y yerine de 2 yazalım. 2 eşittir. Eksi 1 yazarsam 1. Artı a artı 5. 1, 5 daha 6. 6'yı da bu tarafa atarsam eksi 4 eşittir. A geldi gobeller. Demek ki a eksi 4'müş. Şimdi bu fonksiyonu bir daha yazıyorum ben. Fx eşittir x kare, a yerine eksi 4 yazarsam artı 4x artı 5 olur burası. Şimdi türevini alalım bir de bu keratanın. F'in türevini alalım. 2x artı 4 olsun. Bu türevinde verilen noktanın apsisini yerine yazınca, yani f'in türevinde x yerine eksi 1 yazınca eksi 2, 4 daha 2 geliyor. Ve bu da bize ne veriyordu? Teğetin eğimini veriyordu dostum. Eğimi de 2'ymiş. Şimdi hem teğetinin eğimini bulduk hem de noktasını biliyoruz, denklemini yazacağız. Y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1. Düzenledim bir satır.
y eşittir 2x artı 2, eksi 2 de buradan artı geldi, artı 4. Bana da diyor ki x eksenini kestiği nokta. O halde y'ye 0 ver diyor. Y 0 olursa 2x artı 4 olur, eksi 2 gelir, x de eksi 2 çıkar. X'in eksi 2, y'nin 0 olduğu noktada kesiyormuş Gobeller. Geldim 13 numaraya. Paraboline bilmem ne apsisli noktada çizilen t doğru şu olarak veriliyormuş. Tamam, şimdi apsisi 2'ymiş. 2 yazarsam ordinatına geliyor. Arkadaşlar telefon çalmaya başladı. Bir durdurayım, devam edeceğim hemen. Evet, patron aramış arkadaşlar. Sıkıyorsa bakma. Baktık, konuştuk. Devam. Ne diyorduk lan biz şimdi? Ha, burada bir şeyler diyordu bize. Heh. Şunu çözdük mü? Çözdük. 13'teyiz arkadaşlarım. Paraboline bilmem ne apsisli noktasında teğet olan doğru buymuş. He, bak şimdi. X yerine bu doğru, şöyle bir şey göstereyim onu şimdi. Koordinat düzleminde, şimdi kafadan rastgele çiziyorum. Böyle bir eğri var arkadaşlarım. Bu eğriye teğet olan doğru da bu. Şu noktada teğet. Apsisi 2, ordinatını bilmiyoruz. Şimdi bu doğru, bu nokta hem eğrinin hem bunun hem de teğet doğrusunun üstündedir. Hemen x yerine 2 yazıyorum. Y'yi 0 buldum bakın. Demek ki nokta 2'ye 0 noktasıymış. E şimdi bu nokta benim eğrimin de üstünde. O zaman eğrinin de denklemini sağlayacak. Y yerine 0 yazıyorum. X yerine 2 yazıyorum. İşte böyle bir denklem buldum. Bakın bu birinci denklemimiz, dursun kenarda. Şimdi bir de bu teğetin eğimi, ki 1'dir o eğim değil mi? X'in katsayısı demiştik. Y yalnızken X'in katsayısı 1. Demek ki teğetin eğimi 1. O halde bu x eşittir 2 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi 1. E ben bu eğimi nasıl buluyordum? Bir kere türev alıyordum. Hemen 2x artı a diyelim. Ve x yerine apsisli nokta dediği 2'yi yazıyorum. 4 artı a oluyor. 4 artı a 1'e eşit. Demek ki a'yı da bulduk. Eksi 3. Peki a eksi 3 ise yazalım buraya. 4 eksi 6 olur. Şöyle 0 eşittir 4 eksi 6 artı b. Eksi 2 attım buraya. 2 çıktı b. A ile b'nin çarpımı da eksi 6 geldi Gobeller. Evet, 14 numaradayız. Fonksiyonunun grafiği x eşittir 2 apsisli noktasında x eksenine teğettir diyor. Yani şöyle bir şey arkadaşlarım, koordinat sisteminde gösterelim. Şöyle bir şey olsun mesela, salladım ben tabii, şöyle gidiyor bu grafik de. Apsisi 2, demek ki ordinatı da 0 olan noktada teğetmiş burada x eksenini. O zaman x ekseni bunun teğet doğrusudur arkadaşlarım. Yani ben bir kere bu fonksiyonun türevini alıp şöyle 3x kare eksi 2ax artı b yazıp x yerine de 2 yazdığında, hemen yazalım x yerine 2, 12 olur burası, eksi 4a olur, artı b olur ki bu da bana işte teğet doğrusunun eğimini veriyordu. Türevinde yerine yazdığım zaman noktayı teğetin eğimini veriyordu ki teğetin x ekseni, x eksenine paralel olan doğruların eğimleri sıfırdı. X ekseninin kendisi de sıfır olacak o zaman. İşte buradan birinci denklemi bulduk. Bu bir. Dursun elimizde. Şimdi bu nokta hem eğrinin hem de x eksenin üstünde. Eğrinin üstündeyse denklemi de sağlayacak. Hadi gelin x yerine 2 yazalım. 2 yazarsak 8 olur. Eksi 4a artı 2b artı 2 eşittir 0'mış. Bunu da yazdık. Bir satır düzenleyelim burayı. 10 eksi 4a artı 2b eşittir 0. Hatta bir de 2'ye bölelim mi lan? 5 eksi 2a artı b eşittir 0. İşte bir denklem de buradan buldum. Şimdi bunları yok etme metodu yapıp b'yi bulacağız arkadaşlarım. Hadi gelin şunu bir daha yazalım. 12 eşittir 4a eksi b'dir. Bu tarafa attım bunları. Şuradan da 5 eşittir 2a eksi b'dir arkadaşlarım. Şu alttakini 2 ile çarpalım. 10 olsun. 4a 2b olsun. Bir de eksi ile çarpalım. Eksi 10, eksi 4a artı 2b. Hadi toplayalım şimdi. Burası 2 yaptı. Şunlara bay bay dedik. Burası da b yaptı. B eşittir 2 çıktı arkadaşım. Cevabımız Adana'dan geldi. Çemberine üzerindeki bilmem ne noktasından çizilen teğetin eğimi. E ne yapıyorduk dostum? Bir kere türev alıp x yerine 1 yazacaktık. Şimdi gelin bir kere türev alalım ama önce şu y kare eşittir 4 eksi x kareymiş. Bir de her iki tarafın kare kökünü alalım.
Y buymuş. Şimdi türev alıyorum. Artık bu köklü ifadenin türevini almaya alıştınız dostlar. Ne yapıyorduk? 1 bölü 2 kök içinde aynısını yazıyorum. 4 eksi x kare. Bir de çarpı diyorduk. İçinin türevi. O da eksi 2x. Şimdi getirip hemen x yerine kaç yazacaktım? 1. 1 yazalım. Burası ne oldu? 1 yazarsam 4'ten 1 çıktı. 3. 1 bölü 2 kök 3 oldu. Çarpı 1 yazıyordum. Eksi 2 oldu. 2'ler gitsin. Eksi 1 bölü kök 3 geldi dostum. Sorumuzun cevabı. Evet. Konu testini de gömdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Goberler, kendinize iyi bakın. İyi çalışından son viraja girdik. Hadi kolay gelsin.